Bütün bu hesaplar, pazarlıklar canını sıkıyor biliyorum ama bir strateji izlemek zorundayız. Ne olursa olsun. Kendi ekip arkadaşlarını satışa çıkardı diye hiçbir ceza almadan Nihat'ın kurtulması bu bana adil gelmiyor. Burada amaç başka insanların canının yanmasını önlemek. Bunları durdurursak kim bilir kaç hayat daha kurtulacak. Tamam, bunları ben de biliyorum. Ancak bakın, Nihat itiraf etmese bile annem onun öldürdüğüne ben eminim. Kurşunların hedefi Yiğit'ti. Ancak annemi öldürdü. Şimdi Yiğit bu davada yıllarca ceza alacak. Ancak onu öldürmeye kalkan Nihat yurt dışına çıkacak. Hiçbir ceza almadan rahat rahat hayatına bakacak. Benim için bunu kaldırmıyor. Ama Nihat'ı bize sen getirdin Emir. Ben de Yiğit gibi suça daha az bulaşmış biriyle işbirliği yapmayı tercih ederdim. Ama Yiğit ona sunduğumuz her fırsatı elinin tersiyle itti. Yiğit teklifimizi kabul etseydi biz de bunu Nihat denen herifle anlaşmak zorunda kalmazdık. Kübra söyledi burada olduğunu. Sen beni görmek için mi buraya geldin? Hani benim gibi bir abin yoktu? Annemize veda etmeyi söylemek için geldim Yiğit. Çünkü önümüzdeki 30 yıl kadar bir daha buralara gelemeyebilirsin. Bunu söylemek de benim kan borcum. Ne yapacaksın? Beni içeri mi atacaksın savcı bey? Yolun sonuna geldiniz Yiğit. Çok büyük bir operasyon başlatıyoruz. Yakında her şey bitecek. Kübra ile Elif'i benden ayırmak için başka bir şey düşünemedin mi? Bak bunları Kübra'ya anlatabilirsin ama ben yemem. Bak sana detayları tabii ki vermeyeceğim. Ancak savcılığın elinde çok önemli bir tanık var. Tepelerden birisi. Yoksa Nihat mı? Nihat gizli tanık olmak için pazarlık yapıyor. Eğer sen de hemen gidip teslim olmazsan ömrünün geri kalanını hapise geçirebilirsin Yiğit. Yarın bile her şey için çok geç olabilir. Sen sabah kalktığında Levent komiser kapında seni bekliyor olsun ister misin? Bak, beni iyi dinle. Nihat'ın dosyası sana göre daha kabarık. Eğer savcılığa sen gidersen onlar Nihat'la anlaşmak yerine seninle anlaşmayı tercih edecekler. Yani sen o zaman ceza almadan kurtulabileceksin. Hem Nihat'ın başını yakacaksın hem de kendini kurtaracaksın. Ve bilmiyorum umrunda mı ama çocuğunla bizi de. Oğlum sen hala staj yapmıyor musun ha? Neden seni bu kadar önemli bir soruşturmaya soksunlar? Çünkü sen benim kardeşimsin. Anlamıyorsun değil mi? Seni kullanıyorlar Emir. Neyse ne lan? Dinle beni. Nihat gizli tanık oldu diyorum sana. Ömrünün geri kalanını hapiste geçirebilirsin diyorum. Anlıyor musun? Bir savcıya teslim ol. Adalete güven. Adalet. Hangi adalet birader? Annemizin katili öttü diye.
Belki birkaç yıl. Belki de hiç hapis yatmayacak. Sen bu adaletten mi bahsediyorsun? Annemiz burada yatıyorsa bundan Nihat kadar sen de sorumlusun. Tıpkı savcılığa gidip anlaşmazsan Nihat'ın serbest kalmasından sorumlu olacağın gibi. Benim elimde delil olsa ben izin verir miyim sanıyorsun Nihat'ın kurtulmasına? Ama benim elim kolum bağlı. Bir tek sen engel olabilirsin Yiğit. Eğer sen savcılığa gidip anlaşırsan, işte o zaman Nihat ucuz kurtulamaz. Eyvallah birader. Nihat o kadar ucuz kurtulmayacak birader. Ama senin sandığın gibi olmayacak cezası. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.